3 Aralık Dünya Engeller Günü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Adnan Tunca Özel Eğitim Okulu ve Faika Erkut Özel Eğitim Okulu özel gereksinimli öğrencileri tarafından düzenlenen Engeller Günü Farkındalık Programı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canarp ve eşi Doktor Ayten Canarp, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yanı sıra protokol temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Faika Erkut Özel Eğitim Okul Müdürü Emine Esra Palalı yaptı. Palalı, 3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonucunda Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edildiğini söyledi. Ülkemizde her 100 evden 5'inde özel gereksinimli birey yaşadığını söyleyen Palalı, toplum olarak özel gereksinimli bireylere hak ettikleri yaşam şartlarını vermek hepimizin görevi olmalıdır dedi. Ülkemizde yaklaşık her 100 evden 5'inde özel gereksinimli bir birey yaşamaktadır. Özel gereksinimli bireylerin insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet almasını sağlamak, yapamadıklarını değil, yapabildikleri becerileri geliştirmek ve sosyal hayata uyum sağlamaları noktasında bütün kurumlar üzerine düşeni yapmalıdır. Toplum olarak özel gereksinimli bireylere hak ettikleri yaşam şartlarını vermek hepimizin görevi olmalıdır. Şehit öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni ve Edirne Özel Eğitim Sosyal Yaşam Merkezi velilerinden Pervin Çelebi duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ben şehit öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretmenim. Aynı zamanda bir annem. Benim annemin diğer annelerden farklı. Ben ve benim gibi anneler özel annemiz. Engelli çocuğa sahip annelerin hepsi süper bir kadın. Filmlerdeki süper kahramanlar daha süper kahramanlardan daha yürekli, daha güçlü anneler hepsi. Evlatlarının her türlü ihtiyaçlarını anneler karşılıyor. Okulumuz dahil, çevrem baktığımda çocukları ilgilenen, onların yükünü çekenler anneler. Programda engelli öğrenci annesinin konuşması sırasında protokol sırasında oturan özel gereksinimli çocuklardan Mehmet Kaynarca gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlar yaşayan öğrenciyi hemen yanında oturan belediye başkanı Recep Gürkan sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Mesajlar yazıyor. Yeter ki biz mesajları okumayı bilelim, halimize şükredelim. Mevlana'nın bir sözü var. Küle döndüysen yeniden küle dönmeyi bekle. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yaşam Merkezi, Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Faika Erkut Özel Eğitim Ortaokulu'nda eğitim gören Down sendromlu öğrencilerin canlandırdığı sıra gecesi, çiğ köfte yapımı ve tiyatro gösterisi izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.